Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın Ayetleri programımızda Nahl suresinden devam edeceğiz. Ve 90 ve 95. ayetler arasını değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى Allah adaleti emreder, iyiliği ve yakınlara vermeyi emreder. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ Fuhşiyattan, çirkin şeylerden ve haksızlıktan, zulümden de men eder. يَعِذُكُمْ Size öğüt verir. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ta ki tezekkür etmeniz, hatırlamanız için, ibret almanız için. Burada Allah-u Teala üç şeyi emretmesi ve bunun zıttı olan üç şeyden de yasaklaması nazara veriliyor. Allah adaleti emreder ve iyiliği, her türlü iyiliği ve yakınlara vermeyi emreder. Öte yandan fuhşiyattan, çirkin şeylerden ve azgınlıktan, bu gibi şeylerden de Allah-u Teala nehyeder. Bu Kur'an-ı Kerim'deki emir ve nehiler açısından en cami, en şumullü ayetlerden birisidir. Adalet denildiğinde çok geniş bir kavram. Allah adaleti emrediyor. Yani aşırılıklardan uzak olmayı, taşkınlıklardan uzak olmayı emrediyor. Adaletin zıttı zulümdür. Allah zulmü de yasaklar. Ve her türlü iyilik, gerek insanlara, gerek diğer canlılara iyilikte bulunmak, bu da Allah'ın emrettiği şeylerden birisi. Bir başkası yakınlara vermek. Aslında bütün insanlara karşı bir derece sorumluluğumuz var. Ama en yakınlarımıza karşı sorumluluğumuz daha ziyade. Bu açıdan yakınlara vermek de Allah'ın emirlerinden. Ve Allah-u Teala fuhşiyattan, çirkin şeylerden ve haksızlıktan, zulümden insanları yasaklıyor. Yaizukum ve Allah bu şekilde öğüt veriyor. Leallekum tezekkerun ta ki tezekkür etmeniz için, hatırlamanız için Allah öğüt veriyor. Ve evfu bi ahdillahi izâ ahettum ahit yaptığınızda, sözleşme yaptığınızda ahde vefa gösterin. Ve la tenqudul eymâne ba'de tevkidihâ tekitli bir şekilde ifadeden sonra yeminlerinizi bozmayın. Yani işte Allah şahittir ki şöyle, Allah'a yemin olsun ki böyle, bu gibi ifadelerle bir şeyi sapasağlam ifade ettikten sonra sözünüzden dönmeyin. Ahde vefa Cenab-ı Hakk'ın bizlerden istemiş olduğu şeylerden birisidir. Allah-u Teala Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ı ahde vefasıyla met ediyor. İbrahim ellezî veffâ, vefakâr İbrahim diyor. Demek ki ahde vefa göstermek ve yapılan ahdi, yapılan sözü yerine getirmek son derece önemli. İnnel ahde kâne mes'ûle. İnsan yapmış olduğu ahitten sorumludur. Vermiş olduğu sözden insan sorumludur. Ve kad cealtumullâhe aleykum kefîle. Allah siz Allah'ı kendinize kefil kıldınız. Yani yemin ederken Allah namına söz verdiniz. Allah şahit olsun ki, Allah'a yemin ederim ki şöyle yapacağım, böyle yapacağım dediniz. Dolayısıyla Allah'ı şahit kıldığınız, kefil kıldığınız bir meselede ona ters düşmeniz, sözünüzü yerine getirmemeniz uygun değildir. اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ Allah sizin yaptıklarınızı bilir. وَلَا تَكُونُوا كَلَّتِي نَقَدَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّتٍ اَنْكَاثَ Burada bir misal getiriliyor. İşte mesela bir insan yününü eğiriyor, ardından tekrar onu çözüyor. Böyle olan kimse gibi yapmayın. Bir insan yün eğirir, ardından tekrar çözerse boşuna bir emek sarf etmiş olur. Ve bu abes bir iş olur. Söz veriyorsunuz, sağlama bağlamış oluyorsunuz. Ama ardından sözün tersini yapmakla kendi kendinize ters düşüyorsunuz. Bu tarzda hareket etmeyin. تَتَّخِذُونَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ Ve yeminlerinizi kendi aranızda bir fitne vesilesi,
yapmayınız. En tekune ummetun hiye erba min umme, bir topluluk başka bir topluluktan daha güçlü, kuvvetli diye böyle yapmayın. Yani ben kuvvetliyim, güçlüyüm. O halde istersem sözümde durmayabilirim. Böyle düşünmeyin. Güçlü olan sözüne daha kuvvetle sarılması lazım. Yani söz namustur derler. Ve bir sözün yerine getirilmesi için illa yemin etme şartı da yoktur. Söz verilmişse o sözün gereği yerine getirilir. Böyle olması lazım. Ama maalesef pek çok meselelerde ahir zamanda insanlarda manevi depremler ve manevi erozyonlar yaşanıyor. Nasıl ki erozyonla bir kısım değerli araziler kaybolur gider, erir gider. Maalesef ahlaki yönden de pek çok erozyonlar olmuş durumda ve bunun neticesinde pek çok değerlerimiz erimiş, kaybolmuş, gitmiş durumda. Bunlardan bir tanesi de verilen sözde durmamak, ahde vefa göstermemek, anlaşmalara sadık kalmamak. Mesela ticari hayatı düşünecek olursak, ticari hayatta verilen sözlerin daha da ayrı bir önemi vardır. Diyelim ki bir tüccar malı alıyor, falan tarihte ödemeyi yapacağım diyor. Yapmadığı zaman ticari dengeler alt üst olur ve piyasada karşılıklı güven ortamı ortadan kalkar. Bunun neticesinde o piyasa dengesiz, istikrarsız bir duruma gelir. Ama hem alan hem veren sözünde sadık olursa, diyelim malı teslim etmesi gereken firma vaktinde teslim ederse, parayı ödemesi gerekenler vaktinde öderse, o zaman çok güzel dengeler meydana gelir ve piyasa gerçekten dürüst insanların hakim olduğu bir durum kazanır ve ona göre de bir istikrar, ona göre bir kıymet meydana gelir. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ اِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللّٰهِ بِهِ. Allah bunlarla sizi imtihan ediyor. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Ve kıyamet günü Allah size bunları beyan edecek. مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ. Ve ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri Allah-u Teala kıyamet gününde tek tek size gösterecek. Şu alemde insanlar şöyle veya böyle hayatları geçip gidiyor. Ama bunun öbür tarafı var. Dünyada bir sözü verirsiniz, tutmadığınızda belki o kadar hesaba çeken de olmayabilir. Ama diğer alemde her insan yaptığı şeylerden hesaba çekilecek. Ve her insan ağzından çıkan sözden hesaba maruz kalacak. Ve verdiği sözleri tutmuş mu tutmamış mı, bunlar tek tek ortaya çıkacak. Böyle olunca insanların ihtilaf ettikleri meseleler diğer alemde tek tek vuzuha kavuşacak ve ayan beyan bir şekilde ortaya çıkacak. وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ. Şayet Allah dileseydi, لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَاهِدَ. Sizleri tek bir ümmet kılardı. Mesela melekler gibi. Melekler tamamen tek bir ümmettir. Aralarında mümin kafir tarzda ayrım yoktur. Hepsi mümindir. Allah isteseydi sizi de böyle yapardı. Kimse kafir olmazdı. Kimse ahlak itibariyle kötü ahlak sahibi olmazdı. Ama Allah-u Teala böyle değil de insanların kendi iradelerine bırakmayı tercih etmiş. Dileyen iman etsin, dileyen kafir olsun, dileyen sözünde dursun, dileyen sözünü yerine getirmesin. Böylece dereceler ortaya çıksın istemiş. وَلَاكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَى وَيَهْدِي مَنْ يَشَى. Lakin Allah dilediğine hidayet eder, dilediğini saptırır. وَلَتُسْأَلُنَّ اَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sizler muhakkak bir surette yaptığınız amellerden sorulacak, hesaba çekileceksiniz. Ayet-i kerimede Allah dilediğini saptırır, dilediğine hidayet verir denilmiş. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor. Bir başka ayete müracaat ettiğimizde Allah-u Teala bize şöyle bildiriyor. وَيَهْدِي اِلَيْهِ مَنْ اَنَابْ. Allah kendisine yönelene hidayet eder. Yoksa zorlamalı bir şekilde Allah kimseye zorla hidayet vermiş değildir. Ve yine zorlamalı bir şekilde kimseyi dalalette bırakmış değildir. Dalalete yöneleni Allah saptırır. Hidayete yönelene Allah yol gösterir. Demek ki Allah sizi dileseydi bir tek ümmet kılardı. Ama böyle murad etmedi. Sizi denemek murad etti.
imtihan etmek murad etti ve bunun neticesinde bir kısmı hidayete sahip çıktı, bir kısmı da dalaleti tercih etti. Peki ne olacak? Diğer alemde insanların her birisi yaptığı amellerden hesaba çekilecek. وَلَا تَتَّخِذُوا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ Yeminlerinizi aranızda bir fesat vesilesi, aleti yapmayın. فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا Ta ki ayaklar yere sağlam bastıktan sonra kaymasın. Ve tezugu su'e ve kötülüğü tatmayasınız bima sadettum an sebilille Allah yolundan alıkoymanız sebebiyle. Yani bir insan söz vermişse veya yeminle bunu sağlama bağlamışsa ayağı yere sağlam basıyor. Ama bunu yerine getirmediğinde, sözünde durmadığında ayağı kaymış oluyor. Ve bunun neticesinde de o insan bir kötülüğü tatmış olacak. Kötü bir akıbetle karşı karşıya kalacak. وَلَكُمْ عَذَابٌ azim, bu durumda sizin için büyük bir azap vardır. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَل۪يلًا Allah'ın ahdini az bir ücrete satmayınız. Yani Allah'a da insan söz vermiş oluyor. Diğer yaratılma, bu dünyaya gelmemizden önceki diğer alemde Allah-u Teala bizden söz aldı. Elestü bi rabbikum, ben Rabbiniz değil miyim? Ruhlarımız bela ile cevap verdiler. Dolayısıyla Allah-u Teala bizden bir ahit aldı. Beni Rab olarak tanıyacaksınız. Bu anlamda bizden ahit aldı ve biz de bu sözü verdik. Nasıl ki insanlara verdiğimiz sözü tutmamız gerekiyor. İnsan verdiği sözden sorumludur. Allah'a verdiğimiz söz daha büyük bir söz. Dolayısıyla Allah'ın ahdini az bir ücrete satmayın. Ayet-i kerime buna dikkat çekiyor. İnnemâ indallâhi hayrul lekum. Allah katında olan sizin için daha hayırlıdır. İn küntüm talemun, eğer bilirseniz. Allah katında olan, diğer alemde insana verilecek olanlar. Evet, insan bu dünyada Allah'a verdiği sözü tutabilmek için zaman zaman zorluklara, sıkıntılara maruz kalabilir. Ama Allah-u Teala bunu zayi etmeyecektir. O insanın sabretmesini, o insanın gerçekten iyi bir mücadele vermesini Allah zayi etmeyecektir. Ve ona mukabil diğer alemde bunun mükafatını verecektir. Eğer insanlar bilirse bu Allah katında daha hayırlıdır. Peygamberleri düşünelim. Peygamber yolunda giden hak dostlarını düşünelim. Bunlar hayatlarında çok zorluklara maruz kaldılar. Eğer tavizkar olsalardı, diğer insanlar gibi günahta müşterek olsalar, beraberce yeseler, içseler, gülseler, eğlenseler, belki de zorluklara maruz kalmayacaklardı. Ama bunlar Rabb'e söz vermiş insanlar ve verdikleri sözde duran insanlar. Böyle olunca bunlar gerçekten sebat gösteriyorlar. Bunlar iradi kararlılık gösteriyorlar ve bunun neticesinde Allah katında büyük mükafata mazhar olacaklar. Ben müminim demenin de hem bir nimet ciheti vardır. Mümin olmanın çok güzel bir yönü vardır. Hem de bunun getirmiş olduğu sorumluluk vardır. Nasıl ki normal dışarıdaki bir vatandaşla talebe aynı durumda değildir. Talebenin belli kurallara riayet etmesi lazım. Onun gibi ben müminim dediğinde bir insan, ben Allah'a inanmış bir kimseyim dediğinde ona göre bir hayat belirlemesi gerekiyor. Ben hem müminim deyip hem de istediği gibi yaşamak, hem de istediği gibi günahlara dalmak, bunlar birbiriyle bağdaşır şeyler değildir. İman, Allah'a itaat etmeyi gerektirir. Ancak imanında sabit durabilmek ve bu noktada duruşunu güzel gösterebilmek herkes için o kadar kolay bir olay da değildir. Ama Allah'ın diğer alemde insanlara vereceği mükafat düşünülürse ve ona göre insan hareket edecek olursa verdiği sözden dönmez ve canı pahasına da olsa o yolda devam eder. Kur'an-ı Kerim bazı müminleri mesela methediyor. Minel müminine ricalun, müminlerden öyle er kişiler var ki sadagu ma ahedullah aleyh, Allah'a verdikleri ahitte, sözde sadık oldular. Feminhum men gada nahbehu,
Bunlardan bir kısmı ahdini yerine getirdi. Ve minhum men yantazir, ve bir kısmı da bekliyor. Ve ma beddelu tebdile, onlar herhangi bir döneklik yapmadılar. Verdikleri sözü bozmadılar. Demek ki birbirimize verdiğimiz sözleri tutmamız nasıl ki gerekiyor. İnsan olmak bunu iktiza eder. İnsan olmak verdiği sözü tutmayı gerektirir. Allah'a verdiğimiz sözü daha da kuvvetli bir şekilde tutmak lazım. Allah'a evet sen bizim Rabbimizsin deyip başkasına ibadet etmek veya sen bizim Rabbimizsin deyip başkasının rızasını elde etmeye çalışmak, bunlar uygun şeyler değil. İşte bu açıdan Allah-u Teala Allah'ın ahdini az bir ücrete satmayın buyuruyor. İnnemâ indallâh huve hayrul lekum in kuntum ta'lemun. Eğer bilirseniz Allah katında olan sizin için çok daha hayırlıdır. Mâ indekum yenfet, sizin yanınızda olan biter. Ve mâ indallâhi bâq, ama Allah katında olan bakidir. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ve biz o sabredenlere mükafatlarını yaptıklarının en güzeliyle karşılayacağız ve amellerinin karşılığını vereceğiz. Demek ki Allah-u Teala bu şekilde insanlardan söz alıyor ve o söze göre Allah-u Teala diğer alemde o sözün gereğini yapanları mükafatlandıracak ve ona göre onlara çok büyük imkanlar, çok büyük nimetler bahşedecek. Cenab-ı Hak hepimizi Allah'a verdiği sözde sabit olan, insanlara verdiği sözde de yine duran, dürüst bir şekilde hayatını devam ettiren kimselerden olmayı nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.